Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel, keyifli bir VR oyun incelemesiyle, kısa ve küçük bir VR oyun incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bu inceleyeceğim oyun benim bir derece en azından benim için önemli olan bir oyundu. Çünkü ben Mario Kart VR'ı ilk defa gördüğümde arkadaşlar çok heyecanlanmıştım. Böyle yarış VR oyunlarına da küçük bir derecede olsa ilgim de var böyle. İşte uçuyoruz, kaçıyoruz, interaktif sahalar var, yarışıyoruz. Bir yandan özellikler falan alıyoruz arkadaşlarımızla, savaşlatıp onları yavaşlatıyoruz derken böyle bayağı bir ilgimi çekmişti. Ve gerçekten bu oyunu oynamak istiyordum. Ancak bu oyunu sadece VR Center'larda oynayabildiğiniz için arkadaşlar benim için bir hayal olmuştu. Ancak umutluydum. Hani oyunun mekaniklerini incelemiştim Mario Kart VR'ın ve gerçekten de hani böyle evde oynanılabilen VR sisteme adapte edilebilecek kadar basit gözüküyordu. Ve açıkçası getirmelerini de getirirler ya diye de düşünüyordum. Gel görün ki getirmediler. Ama Sasuke Dash Dash World diye bir oyun çıktı. MotionX Studio tarafından yapılmış arkadaşlar ve birebir aynı şekilde Mario Kart'ın ev versiyonunu yapmayı başarmışlar. Şimdi hep beraber oyunu ilk önce bir gameplay'ini oynayalım ve sonrasında beraber artılarını, eksilerini tartışalım. Öyleyse hızlı bir şekilde haydi geçelim gameplay'e. Evet arkadaşlar, bu da oyunun şu anda menüsü gördüğünüz üzere. Burada elimde bir options ayar kısmı var. Bastığınız yere doğru çıkıyor ve İşte atıyorum buradan karakterlerinizi, kıyafetlerini ayarlayabiliyorsunuz. İşte yüz şeklidir, giyim şeklidir, kartı yani arabalarıdır. Her türlü ayarları çekebiliyorsunuz. Bu arada şundan da bahsetmeyi gerekli duydum arkadaşlar. Hemen hızlıca göstereyim. Options kısmında burada Control dediğimizde iki farklı oynama şekliniz var. Bu hemen göstermek istiyorum. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar, birincisi eğer setup'ınız varsa, ay çok da havalı gözüküyor. Bu şekilde setup'la oynayabiliyorsunuz. Veya direkt kontrolünüzün işte analog kısmıyla da çevirebiliyorsunuz. Ki ben bunu çok sevmedim. Bir de bunu yaptığınızda ise arkadaşlar, aynen şeydeki gibi, gerçekteki gibi hayali bir şekilde tutuyorsunuz direksiyonu ve öyle kullanıyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Buradan da ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi hemen menümüze hızlıca geri dönelim. Bak. Play. Ben buradan Ready'ye basacağım ki oyun bulsun. Gördüğünüz üzere buradan parti oluşturabiliyorsunuz, birçok şey yapabiliyorsunuz. Ve gerçek oyuncular da burada. Hello, hello, hello. Gördüğünüz gibi. Onlar galiba bu arada mikrofonlarını kapatmışlar arkadaşlar. Kapattıkları için duyamıyoruz sanırsam. Ben buradan arena olarak abi bunu seçmek istiyorum. Vay be, güzeldir. Biraz zor ama güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Güzel arkadaşlar. Burada şu anda son evimiz. Onlar bile kullanıyorlar. Bayağı araçlarını update etmişler. Nasıl başlıyorlar? Hayatımda böyle drift çekmedim ha. Harika, harika. Arkadaşlar bu sefer kavrası koydum biraz daha. Ayy!
Ay! İnanamıyorum. Geçmeyin beni lütfen, 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 lütfen. Hala bu arada enteresan bir şekilde sıfır motion sickness. Ya Allah kahretmesin. Yine bir şey. Ya geçme, geçme, geçme. İyi, gene, gene iyi kurtardık. Ay iyi, bir şeyler attılar. Aa, bir şeyler geliyor arkadan. Neyse, bitirdik, 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 bitirdik. Arkadaşlar, kaçıncı olarak bitirmişiz? Gene mi altıncı ya? Allah kahretmesin, son anda geçti demek benim. Üzdü. Evet arkadaşlar, böylelikle oyunumuzdan da şöyle küçük de olsa kesitler görmüş olduk. Nasıl bir oyun olduğunu anlamış olduk. Şimdi küçük bir değerlendirme yapacağım. Direksiyon kullanması gayet güzel olmuş. Yalnız arada böyle küçük aksaklıklar yapabiliyor. Çok küçük, oyun zevkinizi bozacak kadar değil arkadaşlar. Ve yani yapmışlar ya, Mario Kart'ın VR versiyonu olmuş abi bu. Evde oynanılabilir versiyonu olmuş. Gayet de güzel, hoş olmuş. Haritalar, grafikler çok tatlı gözüküyor oyun içi. Gerçekten bu oyunun içindeki materyallerle, eşyalarla beraber o yarış hissi arkadaşlar, böyle diğer oyuncularla kapışma hissini güzel sağlamış bence oyun. Oyuncu sıkıntısı da çekmedim hani. Arama başlattıktan sonrasında 1 ile 1.5 ile 2 dakika arasında hemen hemen hem oyuncu buldu. Bu VR için güzel bir süre bence. Çok daha hızlı olan VR oyunlar var orası ayrı ama bunun gibi böyle yeni bir oyun için gayet güzel bir süre. Eminim gitgide oyuncu sayısı da artacaktır arkadaşlar. Öyleyse sevgili FinRoll takipçileri, bugün beraber keyifli bir oyun daha inceleyip görmüş olduk. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.